Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. F-35 ile ilgili uzun süredir video yapmadık ama enteresan gelişmeler var. Bu gelişmelerden birincisi Türkiye'nin ödediği bugüne kadar 1 milyar 250 milyon doların nasıl geri ödeneceği. İkincisi ise Ortadoğu'da önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin arkasından da Katar'ın F-35 talepleri. Gelin bu videomuzda F-35'in bu iki konusuna birlikte bakalım. Türkiye yaklaşık 20 yıl önce F-35 programına ortak ülke olarak katılmıştı ve 100 civarında da F-35 alacağını bildirmişti. Bu konunun bir tarafı da Türkiye'deki imal edilecek parçalarla ilgiliydi. Başta TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, ASELSAN, HAVELSAN, ISH, Kale Aero ve Alp Havacılık gibi şirketlerimiz bine yakın parça imal etmek üzere Lockheed Martin'le sözleşme imzalamışlardı. Bunun için tezgah siparişleri verildi, mühendislik çalışmalar başlatıldı. Bir taraftan da F-35'te kullanılacak bazı sistemlerin tasarımları da Türkiye'deki şirketler tarafından yapıldı. Hatta Roketsan, SOM'un J modelini, SOM J'yi F-35'te kullanmak üzere tasarlamış ve bu konuda adımlar atmıştı. Proje bir taraftan ilerlerken diğer tarafta ise Türkiye'nin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemi konusunda Türkiye ihale açtı ve sonunda en uygun teklifi Rusya tarafından aldığı için S-400 hava savunma sistemini Türkiye seçti. İşte o S-400'ün imzalandığının açıklandığı Nisan 2017'den itibaren de Türkiye ve Amerika arasında F-35 konusunda kara bulutlar dolaşmaya başladı. Bunun arkasından Türkiye'ye teslim edilecek ilk uçağın töreni Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Arkasından ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı uçaklar imalat hattından çıktı ama S-400 hava savunma sisteminin Rusya tarafından Temmuz 2019'da Türkiye'ye teslim edilmesiyle birlikte, başlamasıyla birlikte daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını ilan etti. Bu çıkarmayla birlikte tabii akıllara gelen soruların başında birincisi Türkiye'nin ödediği bugüne kadar 1 milyar 250 milyon dolar ne olacak? Ki bu rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haziran 2019'da G20 zirvesine giderken yapılmış resmi bir açıklama. İkincisi Türkiye'nin uçakları ne olacak? Üçüncü soru ise bu konuda yapılmış ortak çalışmalar ki bunun önemli kısmını Türkiye'de imal edilen parçalar oluşturuyor. Nasıl bir seyir izleyecek? Türkiye'ye tazminatla ilgili tabi Amerika'dan üst düzey açısından bazı açıklamalar gelmeye başladı. Bu açıklamalardan birinde Savunma Bakanlığı'nın satın alma müsteşarı Alan Lord söyledi. Alan Lord, Pentagon'un üretimi sürdürmek için Türk yapımı parçaları almaya devam etmesi gerektiğini dile getirirken, bu nedenle Türkiye'den parça satın alımına devam edilmesinin daha akıllıca olduğu konusunda bir karar aldık. Böylelikle fesih yükümlülüğü maliyetlerini karşılayamayacağız demesi de dikkat çekti. Şimdi Türkiye'nin ürettiği bine yakın parça var. Ve yıllık yaklaşık 700 milyon dolarlık bir parça imalatı gerçekleştiriliyor. Bu konuda Türk şirketlerinin yaptığı dediğim gibi işte tezgah, mühendislik hizmeti gibi çok ciddi yatırımlar var. Ve şu anda da bu konuda Türkiye'de F-35'e parça imal eden şirketlerimiz çok yoğun bir şekilde çalışarak bu süreç içerisinde verebildikleri kadar malzemeyi Lockheed Martin'e teslim etmeye çalışıyorlar. Yani önümüzde bu yılı saymazsak 2021 ve 22 var. Bu 22 sonunda da muhtemel bitmemesi halinde de bir miktar daha bu sürenin uzatılması da gündem maddeleri arasında. Türkiye'nin bu imalat hattından çıkmasıyla çünkü her ülke verdiği uçak siparişi kadar yaklaşık bir üretim hakkı alıyor. Türkiye'nin arkasından kime gidecek bu? Şu an bu konudaki en büyük alternatiflerden biri Hollanda. Hollanda verdiği sipariş sayısını biraz arttırmanın peşinde. Bu konuyla ilgili de yasal onaylar çıkmış gibi gözüküyor. Türkiye bazı parçaları ki özellikle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin yaptığı orta gövde gibi parçaların üretimi Hollanda'ya kayacak. Zaten bu konuyla ilgili de farklı bir adım Amerika'da. Diğer bir uçak imalatçısı ve sistem imalatçısı olan Northrop Grumman tarafından atılmıştı. Northrop Grumman üretim kapasitesini arttırarak bu Türkiye'nin eksikliğini gidermeye çalışacaktı. İkinci sorunun cevabına gelirsek şu ana kadar Türk bayraklı imal edilmiş dediğim gibi 6 uçak var. Bu 6 uçağın mülkiyeti Amerikan Hava Kuvvetleri'ne geçmiş durumda. Ve ayrıca da Türkiye'nin verdiği siparişler var. 6 uçak bir de bunu izleyen 8 uçak vardı. Yani Türkiye'nin 14 uçaklık verdiği sipariş alt üretilmiş 8'i imalat mantığına girecek. Bunların hepsi Amerikan Hava Kuvvetleri'ne geçiyor. Amerikan Hava Kuvvetleri ek bir para ödeyecek Lockheed Martin'e, imalatçıya. Lockheed Martin de Türkiye için üretilmiş bu uçakları Amerikan Hava Kuvvetleri standartlarına getirecek. Yani işte yazılım güncellemelerini yapacak. Ek sistemler varsa onları koyacak. Türkiye'nin talep ettiği bazı sistemler varsa onları çıkartıp Amerikan Hava Kuvvetleri standartına doğru getirecek. F-35, 5. nesil bir savaş uçağı. Stealth, yani radara görünürlüğü çok düşük. Gerçekten başarılı bir uçak. Ama Amerika bu uçağı verirken en yakın müttefiklerine veriyor. Nedir bu müttefikler? İşte bir bölgeye bakıyoruz, İsrail'e veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri örneğin bu uçağı almak istiyor. İşte Avrupa'ya bakıyoruz, Hollanda'nın elinde bu uçak var. İngiltere'nin elinde bu uçak var. Şimdi böyle bir uçağı, Amerika kendi lafını dinleyecek ülkelere vermek istiyor. Türkiye gibi kendi başına daha hareket etmeye başlayan son yıllarda özellikle dış politikada birçok konuda Amerika ile çatışmaya başlamamız nedeniyle biz Türkiye olarak Amerika'nın gözünde eski o güvenilir müttefiklik niteliğini yitirmeye başlıyoruz. İşte Kuzey Irak tamamen görüşlerimiz farklı. Suriye'de Amerika ile görüşlerimiz farklı. Doğu Akdeniz keza bunlar en basit örnekler. Bu nedenden dolayı Amerika Türkiye'ye F-35 vermek istemiyor. Bunun görünür nedeni Türkiye'nin tabi S-400 hava savunma sistemi alması olsa da arkasında bu gerçekler yatıyor. Bu nedenden dolayı ben S-400 değil de başka bir nedenle de bu uçağın zaten verileceğini açıkçası pek fazla düşünmüyordum. Türkiye'nin tabii ki 20 yıllık bir emeği var. Havacılık ve sanayi kuruluşlarının bu konuyla ilgili yoğun bir çalışması var. Hava Kuvvetleri'nin bir çalışması var ama konu e, müttefiklik ilişkilerine ve bazı konularda da ve birçok konuda da Türkiye'nin ve Amerika'nın çıkarlarının birbirine çarpışması zaten bu projeyi bu dönem içerisinde ölü olarak doğmuş durumda. Ve buna da tabii Türkiye TUSAŞ üzerinden milli muharip uçak tasarımını devam ettirerek gösteriyor zaten. Bunlar da... Ee, bu konunun farklı bir olguları tabi bir de tabi güvenlik tarafı var F-35'i uçuracağınız zaman hiçbir şeyine müdahale edemiyorsunuz i̇şte, uçuş planı yüklediğiniz mühimmat yaptığınız bütün görevler bilgi olarak Amerika'ya gidiyor tabi böyle bir sistemin de e, Türk Hava Kuvvetleri açısından çok ciddi soru işaretlerini oluşturduğunu da paylaşmamızda fayda var. Videonun ikinci yarısında Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın F-35 konusunda yaklaşımını biraz irdelemek istiyorum. Şimdi İsrail tek başına bu uçağa sahip olmak istiyor. Çünkü özellikleri iyi bir uçak. İşte stealth uçak Suriye hava sahasına istediği gibi giriyor. Radarlara gözükmüyor. Operasyonu yapıp çıkıyor. Şimdi zaten baktığınız zaman İsrail böyle bir uçağın Türkiye'de olmasını pek olumlu karşılamıyor. Bir de tabii ki Amerika içerisinde çok yoğun olan Ermeni lobilerinin, özellikle Yunan kökenlerinin oluşturduğu lobilerin Türkiye karşı epey bir lobi yaptığını ve F-35 konusunda da etkili olduğunu da söylememizde fayda var. Böyle bir durum içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35 alması öncelikle İsrail tarafından pek sıcak bakılmıyor. Ama bir hava aracı dediğiniz zaman bunu yapan Amerika ise bazı özel müdahaleler yapmaya başlıyor bunu ve kendi standartlarından daha düşük bir hava aracını başka ülkeye verebiliyor. Birçok sistemini koymayabiliyor veya bu sistemlere kısıtlı erişim imkanı vermiş oluyor. Bu açıdan ben yakın bir gelecekte Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35 alacağına inanıyorum. Bunlarla ilgili sonuçta Amerika biraz da müttefiklik, dış ilişkiler, dengeler falan derken de tabii ki paraya bakıyor, ticarete bakıyor. Arkasından da Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu talebinden sonra da Katar'dan bir talep geldi. Biliyorsunuz Katar'la Türkiye'nin ilişkileri çok iyi. Katar da Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 almak istediğini bildirmiş durumda. Katar'ın son yıllarda hava kuvvetlerine acayip bir yatırımı var. İşte bir bakıyorsunuz Avrupa dengeleri için Eurofighter aldı. Avrupa sustu Katar'a karşı. Fransa'ya gönderdi. Rafal uçaklarına talep etti. Rafallarına teslim almaya başladı. Fransa da onu destekliyor. Sonra da Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü ve Amerika Birleşik Devletleri'nden F15 QA olarak adlandırılan bu yeni nesil ve geliştirilmiş F15'lerin teslimatları yakında başlayacak. Bu açıdan da Amerika Katar'dan yeni silah satışlarına dair gayet memnun. Bunu da F35'te sürdürecek gibi gözüküyor. Çünkü İsrail'den gelecek bir yeşil ışıkla birlikte hem Birleşik Arap Emirlikleri'ne hem de Katar'a F-35 satışı gerçekleştirilmiş olacak. Biraz önce de anlattığım gibi F-35 cephesindeki yeni gelişmeler bu şekilde. Bakalım bir sonraki F-35 videosunda neler anlatacağız bunu gerçekten şu anlık tahmin edebilmek oldukça güç. Bu videomuzda F-35 konusundaki son gelişmelere birlikte baktık. Bize sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Mesajlarınızı info.tolgozbek.com adresine mail olarak gönderebilirsiniz. Katıl tuşuyla kanalımıza lütfen destek vermeyi unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.